gerçekten ninemin verdiği Osmanlı kültürü, hangi mezarlık yanından geçersen geçeyim. Halen Hala daha. üç kul huvallahu belham okuyorum. Bakın 57 yaşındayım şu anda. Yani 52 yıldır bu böyle devam ediyor. Ve rahmetli ninemin bir sözü vardı. Her yatağa yattığında üç kul huvallahu belham oku derdi. Gözlerim Çok doluyor bunları güzel. Ne söylerken. kadar Ne güzel. kadar güzel Rahmetle yani, anıyoruz nur onları. içinde Nur yatsın. içindeyiz. Yani hakikaten hala aynen devam ediyor. Yani tabii ki azınlık olarak çok büyük baskılar gördük. Özellikle 67-74 juntası canımızı okudu. Türklerin gayrimenkul bir arazi alım satımları kısıtlandı. Ev tamirleri bile büyük problemdi. 67-74 arasında azınlık hakikaten kan ağladı. Ev Yani tamirleri nasıl sorun oluyordu? yaptıramıyoruz. Bunun için özel izinler almanız gerekiyordu. İşte kaçak yaptırmaya çalışıyordunuz, ediyordunuz. Bunlar çok büyük problemler doğuruyordu. Ama mesela şimdi şunu da söylemek lazım. Yani oradaki Yunanlı kardeşlerimizle, dostlarımızla da gayet de iyi geçiniyorduk. Yani tabii bize karşı bir takım böyle kötü bakışlar oldu çocukluğumda. Mesela ben size şöyle bir şey anlatayım. Beni hep etkileyen böyle hayatımda Fransız devrimi gibi yaşadığım bir olay vardır. Babamın rahmetli nur içinde yatsın, Takis Paçaris ismi adında bir çok değerli bir arkadaşı vardı. Ben liseden mezun olduğumda Taki amca diplomamı görmek istedi. Oğlum ne olmak istiyorsun dedi. Ben de Taki amca doktor olmak istiyorum dedi. Ve biliyorduk ki bizim arazimiz tamamen gitti. Benim ailemin tam benim üniversite yıllarına denk gelen dönemde, üniversiteyi okuyabileceğim dönemde arazimiz gitti. Yani ekonomik olarak öyle bir yıkım yaşadık ki yani bu bir anda her şeyini bir yangında kaybetmekle eşdeğer bir şey. Sanki bir deprem yaşamışsınız, depremde her şeyinizi kaybetmişsiniz. Bu rahmetli olan Taki amca beni çağırdı. Oğlum dedi, ne düşünüyorsun, ne ediyorsun, ne yapmak istiyorsun? Benimle şöyle bir ilgilendi. Hatta ondan öncesi de babacığım kulakları çınlasın belki programı izler. Onu duygulanır da beni dinleyince babam tabii benim üniversiteye geleceğim yıllarda masraflar tabii çok büyük olacak. Türkiye İstanbul'a gelip o bölgede yaşayacağız. Ve o dönemde de tabii Yunan Türk lirası İran dirhemine göre daha değerli. Ve bu nedenle de tabii ki büyük bir masraf var. Babam aile yakınlarına soruyor ki işte diyor ki bana sıkıştığım anda Naim'i okutabilmek için üniversitede bir yardımcı olabilir misin? Tabii ailede haklı ya da haksız olarak vallahi hepimiz her şeyimizi kaybettik. Yani neyine güvenip de sana yardımcı olabiliriz gibi bir tabir kullanıyorlar. Babacığım çok üzülmüştü bu duruma. Bu rahmetli nur içinde yatsın Taki amca, Takis Paçaris. Bakın ismini de benim hayatımda çok önemli Yer yeri olan bir, etmiş. hakikaten öyledir. Takis Paçaris amca beni çağırdı işte. Dedi ki oğlum bak, o kendisi Arap ülkelerine bu ayçiçeği türünden şeyler ticaretini yapıyordu ve o dönemde de müteahhitlik yapıyordu. Şehir meydanında büyük bir inşaat yapıyordu. Dedi ki bak oğlum, ben babanı iyi tanırım. Baban senin için hazırlıklarını yapmıştır. Akıllı adamdır. Onu çok iyi tanıyorum. Ama dedi ki bir ihtiyacın olursa sana şu kadar para verebilirim. İnanır mısınız Duygu Hanım? Yani o kadar duygusal bir şey ki bu. Ben ağladım o anda orada. Hakikaten. O anda benim kafamdaki din, dil, ırk ayrımı her şey bitti. Tabii ki. Yani bunu neden anlatıyorum? İnsan hayatında insana verilen değer çok önemli. Tabii ki. Yani o dönemde ben bir azınlık çocuğuyum. Orada azınlıklar kaplumbağalar gibi böyle baskı yaptıkça kendilerini çekerler. O Taki amca rahmetli bana öyle bir ders verdi ki bu benim hayatımda bir Fransız devrimi oldu. Bu benim o dönemde o anda kafamdaki din, dil, ırk kavramı her şey bitti. Ve bakın hakikaten 18 yaşındaydım. 18 yaşına yeni basmış bir insandım o dönemde. Ve bu benim hayatımda bir Fransız devrimi oldu. Yani insanlara bakış açım değişti. Milliyetlere bakış açım değişti. Dinlere bakış açım değişti. Ve o zaman bana ninemin verdiği Osmanlı eğitimini daha da iyi anladım. Neden bana ninem, işte kız hanım her mezarlık yanından Ya. geçerken üç kul huvallahu belham oku Tabii diyordu. ki. Yani ne mezar hiç önemli değil diyordu. Hepimiz Ermeni mezarlığı insanız. olmuş insan olsun. İnsanız, Yani evet. hakikaten ve Ne çok fark eder mutluyum. din, hangi Yani dinden ben oldun, o hangi... şevkle
o şevkle, o anlayışla mesleğimi icra ediyorum ve o kadar bir kutsal bir meslek yapıyorum ki, yani her, özellikle de şimdi böyle bir Londra gibi bir ortamda, benim hastanemde 60 tane yabancı dil konuşuluyor. Dünyanın her ülkesinden insana hizmet etme imkanı tanıyorum. Ne kadar güzel. Ve özellikle de bizi bugünlere hazırlayan ana vatanımı, Türkiye'ye çok büyük bir şükran duyuyorum. Tabii ana vatanımın tüm politikacılarına, hepsine, bizi bugünlere getirenlere, tüm öğretimimizde katkısı olan hocalarımıza, hepsine dua ediyorum. Tabii ki. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şu anda Londra'da ben London Northwest Healthcare'de öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da Amerikan Üniversitesi'ne öğretim üyeliği yapıyorum. Imperial College'da lecturer'ım, öğretim üyesiyim. Imperial College biliyorsunuz dünyada her zaman ilk beşte olan bir ülkedir. Ben Batı Trakya'dan bir tütün tarlasından yetişmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyada ilk beşe gelen bir üniversitede ders veriyorum. O üniversitede ameliyatlarımı yapıyorum o ortamda. Ve şimdi şunu söyleyeyim, Mart'ta Amerika'ya gidip Las Vegas'ta meme kanserleri üzerine bir konuşmam olacak. Meme kanser, Avrupa ülkelerindeki meme kanserlerindeki kalite standartizasyonu ile ilgili bir konuşma yapacağım. Düşünün, bir ilkokul mezunu olmayan bir anneden, ilkokul mezunu bir babadan yani gelip, ama bu nedir? Tabii ki bize gurur bunu verici. Belki tabii ki bugünlere gelmemizde o rahmetli, o bölgedeki Paçiriz Yunanlı'nın, Hristiyan'ın etkisi, onun da belki bir anam babam kadar benim dünya felsefemin gelişmesinde etkisi olduğuna inanıyorum. Ama sizdeki o azim, o istek, işte hayat kurtarıyorsunuz sonuçta. Tabii ki. Tabii ki. İngiltere'ye geldiniz, eğitimler bitti. Nasıl evet. karar verdiniz İngiltere'ye gelmeye? Vallahi tabii şimdi onda da benim eşim uzun yıllar Amerika'da kalmıştı, San Francisco'dan gelmişti. O İngiltere'ye gidelim dedi. Türkiye'ye geldiğinde biraz bir bocaladı herhalde. Hı. Amerika sonrası. O şekilde geldik. Burası da hoşumuza gitti. Neden gelmiyoruz dedik. Buraya gelmeye karar verdiğimde tabii ki beni çevremdeki insanlar çok eleştirdi. Çünkü hakikaten Türkiye'de çok üst düzeyde bir yaşam tarzımız vardı. Hitap ettiğimiz kitleyle çok değişik bir ortamdaydık. İstanbul'un en iyi semtlerinden birinde oturuyorduk. İşte ya da adada, kralı ada, adalara yazdığımıza gidiyorduk, ediyorduk. Yani hakikaten çok lüks bir yaşam tarzı vardı. Evet. İngiltere'ye geldiğimde tabii o yaşam tarzı çok asosyal oldu. İlk Hepiniz aşamada. Için öyle aslında. Asosyal oldu ve şunu söyleyeyim. Hayat ilk şartı. Geldiğimde Türkiye'deki gelirimin 1/3'ünü elde ediyordum burada. Ve çok iyi, mükemmel İngilizce konuşan bir insan da değildim. Tabii ancak kendimi anlatabilecek düzeyde. Çok büyük bir savaş verdik tabii ki. Kimse sizi böyle geldiğinizde tepedeydik, tekrar tabandan başlamak zorunda kaldık. Öyledir ama. Peki şimdi şu an memnun musunuz? İyi ki geldi diyor yani, musunuz? Diyorum tabii ki. Neden? Çünkü bana ilk buraya geldiğimde meslektaşlarım soruyorlardı. Naim, neden geldiğimde buraya 40 yaşındaydım? Kolay bir süreç değil tabii ki bu yaşta gelebilmek. İngiliz arkadaşlarımla, meslektaşlarım, Naim neden geldin dediler. Ben de diyordum ki ben deniz olarak Marmara'yı, Ege'yi biliyorum. Benden doğacak çocukların deniz olarak okyanusu bilmesini istiyorum. Hatta bir tanesi kulakları çınlasın, William Woods diye bir çok sevdiğim bir meslektaşım vardı. Kolorektal kalın bağırsaklar cerrahisiyle uğraşan bir arkadaş. Benden 5-10 yaş biraz daha büyük de emekli oldu şu anda. O dedi ki gülerek, Naim biliyor musun dedi, ama bu şeyde okyanusta çok sayıda köpek balıkları vardır dedi. Tamam mı dedim, ben de cennet gibi adalar da çok sayıda. O köpek balıklarından kaçıp kurtarıp kendinize atabileceğiniz böyle pırıl pırıl kumuyla, masmavi deniziyle cennet gibi adalar da var. Çok hoşuna gitmişti, çok gülmüştü tabii ki. Peki tıp doktoruyum dediniz. Evet. Neden meme kanserini seçtiniz? Şimdi tabii ki meme kanseri benim hep ilgi duyduğum alanlardan biriydi. Çünkü neden? Kadınlarda meme kanseri maalesef yüksek bir oranda görülüyor. Her kadının, 8 kadından birinin hayatı süresince kanser olma ihtimali var. Erkekler için de bu böyle. Mesela siz kadınlarda meme, biz erkeklerde prostat. Her 9 erkekten biri ömrü süresince prostat kanserine yakalanma. Kanser dediğimiz nedir? Kanser dediğimiz olay nedir? Kanser anormal
bir hücresel gelişimdir. Yani kontrol altına alınamayan bir hücresel gelişimdir. Her insanda doğduğu andan itibaren dolaşan kanser hücreleri olur. Ama insan mekanizması, fizyolojisi öyle bir olaydır ki belli filtrelerden geçirir. Biz buna tıbbi terimiyle apoptosis diye bir terim kullanırız. Ama bazen bilemediğiniz bir takım nedenlerle bu kanser dolaşan hücreler belli odaklarda tutuklanır. Bu mesela memede olur, midede olur, kalın bağırsakta olur, değişik yerlerde olur. Şöyle diyebilir miyiz? Bağışıklık sistemi çöktüğü zaman kanser seni ele geçirecek. Böyle bir şey olabilir mi? Üzüntü anında ya da sıhhatli beslenemedi kişi. Zayıf bir anında, çok büyük üzüntüsünde kanser hücresi ele geçiriyor. Bu doğru mudur bu söylenen? Şimdi tabii ki yani bunu kesin olarak bir şeyi, sadece tek bir şeyi suçlamamız doğru değil. Yani kanserin yapısında virüs teorisi var, işte genetik teoriler var, bir sürü teoriler var. Kanser bizim için hala bir X, bir bilinmeyen. Neden bilinmeyen? Çünkü insan fizyolojisi çok farklı. Sizin fizyolojisiniz farklı, immünolojik cevabınız farklı, benim immünolojik cevabım farklı. Neden kadınlarda meme kanseri çok değişik farklılıklar gösteriyor? Çünkü her insanların hormonal düzeyi de farklı. Bu hormonal düzeyine bağlı tepkiler farklı. Ondan sonra ne bileyim, hepimizin dolaşımı farklı, işte kilosu farklı, stres durumu farklı, vücudun değişik mikroplara, virüslere tepkisi farklı, immünolojisi farklı, bağışıklık sistemi farklı. Bunlar hep belirleyici faktörler oluyor tabii ki. Yani kilolu bir kişi de yakalanabiliyor, çok sağlıklı bir kişi de yakalanabiliyor. Tabii ki herkes yakalanabilir ama şimdi tabii ki bunu %100'e vurmak lazım. Sağlıklı beslenen, sigara içmeyen, alkolünü azalan, düzenli bir yaşam tarzı olan bir insandaki kanser oranıyla düzensiz yaşayan bir insanı %100'e vurduğunuzda çok büyük farkı var. Mesela kilo, ben meme kanseri açısından söyleyeyim, çok büyük bir risk faktörü. Neden? Çünkü menopoz döneminden sonra da yapılan çalışmalarda kadınlardaki östrojen düzeyi aşırı, kadın hormonu östrojen, progesteron aşırı yüksek seyrediyor. Biraz da östrojen hormonundan bahseder evet. misiniz? Tabii östrojen hormonu biliyorsunuz kadınlarda bilmeyenler iki açısından türlü, tabii şu an izliyorlar iki bizi. Türlü hormon olur. Östrojen ve progesteron hormonu olur. Bu hormonlar nereden salgılanır? Yumurtalıklardan salgılanır. Böbrek üstü bezlerinden uyarılar gelir ve ondan sonra bu böbrek üstü bezlerine gelen uyarılara bağlı olarak da bu yumurtalıklar bu hormonları salgılar. Şimdi ben daha fazla kendi bölümümle, memeyle ilgili söyleyeyim. Östrojen dediğimiz hormon memenin kanal sisteminde genişlemelere yol açar. Progesteron da bu kanal, duct dediğimiz kanalların dışındaki ortamı etkiler. Ve aynen insanlar gibi bu iki hormon arasında da çekişmeler olur. Aynen insanlar gibi. Sen hakimsin, ben hakimim, ben senden daha iyiyim diye ve bu çekişmenin meme dokusunda yarattığı bir takım hasarlar oluşuyor. Bu çekişmeler hangi durumlarda olabiliyor? Her insanda oluyor bu. Yani, hiç... yani sizin adet görmeye başladığınız tarihten itibaren ta menopoz dediğimiz adetten kesilme dönemine kadar bu olaylar, bu kavga devam ediyor. Bu devamlı, continuous bir kavga. Biz arada çekişme olup olmadığını anlayamıyoruz. Maalesef anlayamıyoruz. Tabii biz bunu ne zaman anlıyoruz? İşte belki bu çekişmelerin en büyük şeyi kadınlarda ağrı olarak algılıyor bunları. Memede. Meme ağrısı. Neden kadınlarda adet öncesi dönemde meme ağrıları artar? Ya bu östrojen ve östrojenin pik yapması, progesteron dediğimiz hormona geçiş dönemindeki olaylar, o çekişmeler bu olayı yaratıyor. Yani işte spor yap, bol yürü, hormonları dengede tut, onun vallahi, faydası tabii olabiliyor bunlar, mu? Tabii şimdi bunlar belli bir derecede etkiliyor. Yani buradaki en büyük faktör ne? Kilo faktörü. Kilosu olan bir kadının meme kanserine yakalanma oranı zayıf bir insana göre daha fazla. Sigara memeye nasıl etki ediyor? Kanser kesinlikle yapmıyor. Meme kanseri neden olmuyor. Ama şunu biliyoruz ki sigara içenlerde meme absesi, meme iltihabı daha fazla oluyor. Neden? Nikotin meme kanalları içerisinde, ductus dediğimiz meme kanalları içerisindeki epitel üzerine yan etkiler oluşturuyor. Meme abselerinin
büyük bir ihtimalle sigara içenlerde oluyor. Biz buna tıbbi deyimiyle periodontal mastitis diyoruz. Ve bu kesinlikle kanıtlanmış bir şey. O yüzden sigara kötü bir olay. Ama mesela ben size şimdi bunları sigara derken de şunu söyleyeyim. Düşünün ben bugün buralarda bulunuyorum bir hekim olarak. Ta Yunanistan'ın bir köyünden gelmiş. Tütünün verdiği ekonomik refahla üniversite okudum Türkiye'de. Düşünebiliyor musun? Ve şu anda da tüm ömrümü sigaranın yarattığı zararların neden olduğu kanserlerle uğraşıyoruz, ediyoruz ve bununla mücadele ediyoruz. Aslında bu ne büyük bir çelişki değil mi? Hatta 2-3 yıl önce, son 3 yıldır 14 Mart Tıp Bayramı'nda İngiliz parlamentosunda da konuşma yapıyordum. Orada da bunu dile getirdim. Dedim ki ne garip, yani sigara etkilerini, yan etkilerini konuşurken, buralarda kansere ne derece yol açtığını konuşurken, meme kanseri hariç diğer kanserlerde, tüm benim var olmam, bugünlere gelmemdeki en büyük etken tütün. Ne kadar ilginç, yani ne kadar çok insanı, o çalıştığımız, benim ekonomik gelirimi sağlayan altyapıyla aslında ne kadar çok insanı zehirliyormuşuz. İnsan hayatı hakikaten çelişkilerle dolu değil mi? Yani bunları anlatırken de bazen hep böyle düşünüyorum, ediyorum. Yani bir takım bilimsel makaleler okurken, yani tamam diyorum, yani bugünlere geldik ama ne kadar da insanı zehirlemişiz ailemizle tütün tarlasında çalışırken. Çünkü ta çocukluğumdan üniversite sonuna kadar olduğum dönemde, her yaz döneminde hep tütün tarlasında ailemle birlikte geçirdim zamanımı. Düşün, oradan kazandığım parayla okudum. Bugünlere geldim. Çok büyük bir çelişki. Peki erken teşhis nasıl olmalıdır? Erken teşhis hakikaten. Bu işin besmelesi, meme kanseri olsun, ne olursa olsun erken teşhis. Bence en önemli olan nedir? Bir kadının kendi doktoru olması. Yani nasıl? Kendi, ne demek diyebilirsiniz doktor bey, kendi kendine doktor olmak. Bu sizin bedeniniz. Sizin bedeninizi sizden daha iyi tanıyabilecek bir insan olamaz. Bu doktor da olsa, ordinarius profesör de, ne olursa olsun. Bu beden sizin bedeniniz. Nedir? Ayda bir kendinizi muayene edeceksiniz. Nasıl muayene edeceksiniz? Şimdi benim size tavsiyem. Muayene edilmesi tabii ki üzeriniz çıplak olacak. Önünüze baktığınızda meme ucunuz, memenizi tam olarak görmeniz mümkün değil. Bir aynanın karşısına geçeceksiniz. İki kolunuzu kaldıracaksınız. Ve bakacaksınız meme ucunda bir içeriye çekilme var mı yok mu? Ya da meme cildinde içeriye doğru bir çekilme, dimpling dediğimiz bir olay. Memede onda bir çekilme, retraksiyon, çekilme var mı yok mu? Meme ucunda. Meme ucunda ve meme cildinde. Bu çok uyarıcı bir şeydir. Mutlak olduğu zaman da aman ben kanser oldum diye de paniğe kapılmayın. Bu çok bize yol gösterici bir hadisedir. Sizi erken uyaracak bir hadisedir. Ve kendinizi muayene ederken böyle meme uçlarına doğru bastığınızda meme ucundan akıntı var mı? Özellikle bizi daha fazla kaygıya itecek olay nedir? Kanlı akıntı, kan ya da su gibi berrak. Tabii bu da hemen kanser demek değil. Onu da söyleyeyim. Çünkü vay, hastalarımız geliyor, hani bende kan var, kanser miyim? Yok. Ama tabii ki daha detaylı olarak o hastaya eğilmemiz lazım. O akıntıyı mikroskop altında incelememiz lazım. Değişik testler yapmamız lazım. Bunları görmemiz lazım. Şimdi bu ayna karşısında kolunuzu önce yukarıya kaldırınız ettiniz. Ondan sonra, onu yaptıktan sonra ayağa kalkıyorum. Belinize koyup şöyle göğsünüzü ileriye iteceksiniz. Yine meme ucunda bir çekilme var mı? Diğer alanlarda meme cildinde bir çekilme var mı? Yok mu? Bu size ilk uyarıcılardan biri olacak. Onu yaptıktan sonra yatar pozisyona yatacaksınız. Sol elinizi, diyelim ki sol memeden başlıyorsunuz, başınızın arkasına atacaksınız. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü kolumuz aşağıda olduğu zaman memenin altındaki, yani göğüs duvarı kası, pectoralis major dediğimiz göğüs kası kasılmış vaziyette olur. Elimizi başımızın arkasına attığımız zaman bu kası gevşetmiş oluyoruz. Ve tavsiyem kadınlarımıza şu. Düşünün şöyle elinizi, bakın şeyde kalmış. Kalem lekesi de böyle, leke de görünsün. Bu elimizin parmak kısmını daha fazla, yani iç kısmını, şu kısmını değil de daha parmak kısmınızı şöyle tutuyorsunuz. Ve yattığınız yerde saat 12 zaten ta köprücük kemiğinden aşağıya doğru meme ucuna kadar getiriyorsunuz. Ve ondan sonra aynen bir saat yelkovanı tarzında dışarıdan içeriye
Evet, aşağıdan yukarıya ve iç kısımdan yine meme ucuna doğru her yönde aynı bir saat yelkovanı gibi muayene ediyorsunuz. Ve o bittikten sonra tavsiyem yine parmaklarınızı böyle tutup elinizi şu anda koltuğunuzu elinizi koltuk altınıza doğru getiriyorsunuz ve memeyi sirküler hareketlerle parmak uçlarıyla koltuk altınızı muayene ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Burada acaba ele gelen bir lenf bezi var mı yok mu? Tabii lenf bezi, her insanda lenf bezleri olur. Ama bu bir takım viral enfeksiyonlarda büyür, kanserlerde büyüme yapar. Kanserlerde genellikle kanserin oraya atlamış şeklinde daha sert ele gelir. O yüzden de buna çok dikkat etmek lazım. Yani hemen vay bir sertlik hissettim, bu kesinlikle kanser diye öyle bir paniğe de kapılmayın. Çok, yani en büyük bir bölümü tamamen selim hastalıklar dediğimiz viral enfeksiyonlar neticesinde oluşan reaksiyonlardır. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Diğer tarafa geçiyorsunuz yine. Diğer tarafta da yine aynı şekilde 10 saat 12 aslında köprücük kemiği altından başlayın, aşağıya doğru meme ucuna kadar gelin. Ondan sonra her zaman biz meme muayenesini tavsiye ederken sistematik bir yönde saat yelkovanı gibi, saat yelkovanının şekliyle muayene edilmesini tavsiye ederiz kadınlarımıza. Ve mutlaka her şeyden sonra bir baskı uygulayın meme ucuna doğru, memeden bir akıntı var mı yok mu? Bunu ayda bir yapın. Çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Nedendir bilemiyorum. Kliniklerimize başvuran hastaların çoğu, bayanların çoğu, İngiltere'de dahil bu böyle, Türkiye'de dahil her yerde nedense kendilerindeki memelerindeki kitleleri, farklılıkları banyo sırasında fark ediyorlar. Çok enteresan. Hatta %40'lık bir hasta grubunda eşler ya da partnerleri tarafından memede kitle teşhis edilebiliyor. Yani çok değişik ama yani bu işin temeli kadının kendi bedeninin farkında olması, kendi kendine muayene etmesi, kendi kendinin doktoru olması. Evet, çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. İkinci yarıda ben genetik midir, değil midir biraz evet, daha tabii ayrıntılı konuşmak tabii istiyorum. Ki. Erkeklerde olabiliyor mu? Daha sormak istediğim birçok şey tabii, var ama tabii ki. İkinci yarıda madalyonun diğer yüzünde ilk aramızı veriyoruz. İkinci yarıda yine meme kanseriyle ilgili çok önemli konuları görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Sevgili Kıbrıs Genç TV izleyicileri, madalyonun diğer yüzünde ikinci bölümle yine birlikteyiz. Doktor Naim Kadıoğlu bizlere meme kanserinden bahsediyor. Erken teşhis nasıl olmalıdır? Evet, nerede kalmıştık? Mamogram. Evet, şimdi kaç sizlere yaşında ne şekilde muayene edileceğini ifade ettim. Evet, şimdi de tanıya yönelelim. Tanısı nasıl konulacak? Evet. Mesela şimdi nedense hep bizim bölgelerimizde, bu Yunanistan'da olsun, Türkiye'de olsun, işte Kıbrıs'ta da öyledir tahmin ediyorum. Çok erken yaşlarda meme filmleri çektir. Yani buna mamogram deniriz. Aslında 35 yaşının altında, 35 yaş civarında çekilen meme filmlerin %45'ine tanı konamaz. Neden? Çünkü meme dokusu çok yoğundur. O yüzden mi burada erken tabii, çağırmıyorlar? Tabii, tabii ki o nedenle. Yani İngiltere'de yapılan her şey kanıtlara dayalı tıp ön plandadır. O yüzden de yani hakikaten İngiliz tıbbına güvenmek lazım. İngiliz tıbbına olan inancım sonsuz. Boşuna bir şey yapılmaz. Bir şey yapılıyorsa her zaman bir nedeni var. Mesela 35 yaşında bir insana çok gerek olmadıkça mamogram çekilmenin ne anlamı var? %45 yanılgı payı var. %45 düşünebiliyor musunuz? Yani yan etkisi var mı? Yok. Yan etkisi bugünkü teknolojiyle 0.1 rad, o kadar düşük düzeyde bir şey alıyoruz ki bu yeni özellikle teknolojideki gelişimle mamografilerin verdiği şey çok minimal. Yani bazen bir yan etkisi olduğunu söyleyemem. Genç annelerde olabiliyor, hiç çocuk sahibi olmamış olan bekar bayanlarda olabiliyor. Şimdi onlar nasıl anlayacaklar? Erken teşhisi nasıl bilecekler? Valla kendilerini muayene ederek en küçük bir şüphe duydukları zaman gelecekler. Tabii şimdi burada çok önemli bir olay var. Ailesinde meme kanseri olanlar. Genetik. Bunlar şimdi aile riski olanlar. Biz aile riskini nasıl tanımlıyoruz? Birinci derecede akraba ve ikinci derecede akrabada kanser olması. Birinci derecede akraba dediğimiz kimdir? Anne, kız kardeş, erkek kardeş, baba. Bunlar birinci derece akrabadır.
Eğer kadın 45 yaşın altında bir gruptaysa, birinci derecede akrabasında en az iki akrabasında meme kanseri varsa, hatta bu ikiden fazla artarsa ve bu meme kanserinde östrojene hormona yanıt olmayan meme kanseri ise bunun genetik olma ihtimali daha yüksek olur. Ve özellikle erkek ailesinde erkek meme kanseri birinci derece akrabasında erkek meme kanseri varsa bu erkek meme kanserlerin çok büyük bir çoğunluğu genetik yapıdadır. Meme kanserlerin yaklaşık %5 ile 10'u genetiktir. Düşük bir oran aslında. O Ama yüzden de yakalanabiliyor. ama mesela şimdi ikinci derecede akraba dediğimiz akraba mesela anneanne, babaanne, hala, teyze bunlar. Yine ailede en az bir 3 aile mensubunda kanser varsa ve özellikle de bu kanserler 50 yaş altı gruptaysa bu insanlarda normalin 5 katı 6 katı kadar daha fazla kanser olma ihtimali olabilir. Biz bunları takibe alıyoruz. Hatta biz bunu sınıflama yapıyoruz. Yani orta derecede risk, high risk diye, yüksek meme kanseri riski diye, ailevi aile hikayesi nedeniyle ve bunları İngiltere'deki protokole göre ta 59 yaşına kadar yıllık mamografileri alıyoruz ve bunun içinde high risk screening program dediğimiz tarama programı vardır. Yüksek riskli tarama programı. Bunun için Londra'da oluşturmuş belli merkezler vardır ve tüm verilerin orada toplanması için hastalarımızı o şekilde bir yönlendirmeye tabi tutarız. Neden? Çünkü düşünün siz şimdi aynı ortamda tüm meme filmleri en küçük bir şeyde daha yıllar öncesi 5 yıl 10 yıl önce çekilmiş filmleri dahi çıkarılıp mukayese ediliyor. Şimdi mesela ne oluyor? Biraz önce ne demiştik? Genç insanlarda meme kanserini ya da memedeki bir takım anormal gelişimleri tespit etmek çok güç. Yüksek riski olan bir aile grubunda ne yapıyoruz o zaman? MR'la, manyetik rezonansla memeyi tarıyoruz. Onda daha fazla yakalama şansımız var. Ama tabii bu yakalama şansı daha fazla artarken bir de gereksiz biyopsiler yapma riskimiz de artıyor. Neden? Çünkü bizi orada gördüğümüz yapılara, onların dalga şekillerine göre değişik yorumlamalarımız var radyolojik olarak. Ona göre bir takım değişik tetkikler ve daha fazla biyopsi yapmaya başlıyoruz. Mesela bu manyetik rezonans dediğim manyetik sistemi, rezonans sisteminin mamografik olarak memenin taranmasında daha önceki döneme göre bu yöntem başladığında biyopsi oranları çok arttı. O yüzden de zaman zaman gazetelerde görürsünüz. Acaba gereksiz biyopsiler mi yapılıyor? Yok, gereksiz değil. Ama maalesef neyin kötü huylu olduğunu, neyin iyi huylu olduğunu anlayabilmek için elimizde çok iyi bir veri olması lazım. Bu veri de ne olacak? Oradan biyopsi alınması. Şimdi halk arasında şöyle bir bilinç var. Nedense bilmiyorum bizim özellikle Türkler arasında bu çok daha yaygın. İşte efendime söyleyeyim bir kanser varsa biyopsi yaptığında azdırıyoruz biz bu kanseri. Öyle bir şey yok. Bunun hiçbir bilimsel dayanağı yok. Veya Hiçbir ameliyatın bilimsel dayanağı. açılmaması gerekiyor. Hava Yok. aldığı zaman Yok üreme yok daha yok. fazla Hiç, hepsi oluyormuş. palavra. Hepsi palavra. Hiç böyle bir şey yok. Hiç böyle bir şey yok. Yani bu işin tanısını koyabilmek için nedir? Elimizdeki veri olması lazım. Bu veri de nedir? Hücresel tanı, hücresel seviyede tanı, Peki. mikroskopik tanı, mikroskop altında tanı. Belki zamanla moleküler biyoloji dediğimiz moleküler biyolojideki gelişmelerle bunları belki daha sonra bir takım ön tanı, predictive factor dediğimiz prediktif tanılarla belki bazı şeyleri zaman içerisinde daha erken tanıma şansımız olabilecek. Mesela şu anda tüm dünyada yapılan, yıllardır yapılan çalışmalar var. Dolaşan kanser hücreleri, tümör hücreleri dediğimiz circulating tumor cell, CTC dediğimiz yapılar. Bunları tayin edebilmek. Sadece dokuda değil, dolaşan kanda. Ama maalesef tüm yapılan çalışmalarda bu dolaşan kan dolaşımında olan tümör hücrelerini tayin etme şansımız %19'larda. Meme kanserinde, memede. Ama mesela bir kolon kanserinde %60-70'lere varıyor. Neden %19? Neden bu anlamda bir Çok çok başarı zor. gösteremiyorlar? Başarı gösteremiyor değil. Bu yani tamamen onun şeyi. Neden? Çünkü her kadının hormonal yapısı farklı. Hormonlar etkiliyor bunu. Her insanın kadının östrojenik
Etkisi farklı. Östrojen de şeyi. Yine hormonlar o derece değil. Onda da etki ama tabii meme gibi değil. Meme direkt hormonal influence, hormonal etki altında. O yüzden de çok farklı. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki bundan sonraki dönem, belki bundan sonraki 10 yıllık dönemde bu CTC dediğimiz dolaşan kanser hücrelerini, tümör hücrelerini tayin ettiğimizde belki kanserin nasıl davranacağını, kanserin davranışı hakkında çok daha detaylı bir bilgi sahibi olacağız. Menopoza giren bayanlarda daha sıklıkla kanser görülüyor diyebilir miyiz? Yoksa bunun şimdi, hiçbir şeyi yok. Tabii ki şimdi yaşla birlikte kanser oranı gittikçe artıyor. Ama menopoz döneminde hani o bayanların renkliden kesilme dönemi evet. hormonları etkiliyor. Evet. Dolayısıyla daha sık kansere şimdi, yakalanma tabii şimdi bu olabiliyor şöyle. Mu? Erken menopoz, çok küçük yaşta menopoz. Mesela benim geçenlerde bir hastam vardı. 9 yaşında adet görmeye başlamış. Düşünün. Ondan sonra bu da hormonal da, dengesizlik. Tabii ki bu da ama bu fizyolojik bir şey de olabilir. Yani her insanın bünyesi, fizyolojisi farklı ve 58-59 yaşlarında adetten kesilmiş. Yani düşünün bu kadın 50 sene boyunca hormonların bombardımanı altında. Tabii her kadın böyle. Kanser tabii, olmamış yani, ama. Yok öyle bir şey yok. Kanser yok. Ama tabii ki bu erken menopoz, erken adet, geç menopoz, geç adetten kesilme kanser riskini çok arttırıyor. Peki hiç çocuk doğurmamış kişiler nasıl yakalanabiliyorlar? Tabii şimdi onlarda da bunun da etkisi çok fazla net değil. İç doğum yapmamış olanlarda kanser riski artıyor. Ve bir de şunu söyleyeyim, emzirme önemli. Emziren kadınlarda yaklaşık her bir yıl için kanser riski neredeyse %4 oranında azalıyor. Çok enteresan. Emziren kadınlarda. O yüzden kadınların mutlaka emzirmelerini öneriyoruz. Emzirmediği zaman evet. orada hani bir tıkanıklık mı oluyor? Vallahi bir izahı yok yani. Bunu izah edemiyoruz. Bir de şeyden bahsettiniz. Göğüs kanseri olmuş bir bayan evet. bazen o kısım alınıyor ya da göğüs komple alınabiliyor. Evet. Bunun nedeni nedir? Yani hangi durumlarda sadece o kısım alınabiliyor ya da alınmalı mıdır tüm göğüs? Evet. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeyim. Benim kendi çalıştığım hastanemde de bu konuda bir bütün hastaneye bir sunum yapmıştım. Tüm dünyadaki verileri, istatistikleri incelediğimizde çok enteresan. Mesela memenin tamamen alındığı durumlar ve koruyucu meme ameliyatları dediğimiz sadece kanserli bölümün çıkarıldığı durumlardaki yaşamsal beklentiye baktığımızda çok enteresan bir tablo çıkıyor karşımıza. Koruyucu meme cerrahisi yaptığımızda yani memenin bir kısmını aldığımız hastalarda memenin tamamını aldığımız hastalardan daha iyi seyrettiğini görüyoruz. Çok enteresan. Mesela meme kanseri tarihçesine baktığımızda bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce o kadar radikal, köklü bir ameliyat yapılıyordu ki sadece meme değil, memenin altındaki tüm adeleler alınıyor, tüm lenf bezleri alınıyor. Artık bugün için memenin ancak %30'unu, %30 ameliyatta memenin tamamını alıyoruz. O da ne zaman alıyoruz? Çok fazla sayıda odakta meme kanseri varsa, tek odakta sıçrama varsa ya da iki odaktaysa bunu meme koruyucu dediğimiz ameliyatlarda ve özellikle son 20 yıl içerisinde gelişmiş onkoplastik meme cerrahisi dediğimiz bir takım tekniklerle alıyoruz. Mesela geçenlerde ameliyat ettiğim bir hastada 200 gramlık bir alan çıkardım. Yani 200 gram ne demek? Cup size deriz buna. 200 gram A cup dediğimiz bir memedir. Küçük bir memedir. Hiçbir şekilsel bozukluk olmadan çok minimal bir şekil bozukluğuyla yani hakikaten kadın da ameliyattan sonra inanamadı ameliyat oldum mu diye. O kadar güzel tekniklerle yapıyoruz. Ve yani bunu daha sonra da meme kanserinde bu ameliyatı, memeyi kanserli bölümü çıkardıktan sonra mutlaka ameliyat sırasında koltuk altını kontrol ediyoruz. Neden? Ve bunu iki şekilde yapıyoruz. Ameliyat sırasında ya da ameliyattan bir gün önce radyoaktif madde veriliyor ve bu radyoaktif madde bekçi nodül, sentinel nodül dediğimiz, sentinel nod dediğimiz bir nodüle gidiyor. Lenf bezine gidiyor. Ve biz bunu çıkarıyoruz. Bunu çıkardığımız zaman ve bunu iki dual teknik, çift teknik dediğimiz özel bir yöntemle bir de ameliyat sırasında meme ucu bölgesine hasta uyurken, narkoz altındayken mavi bir ilaç, methylene blue
enjekte ediyoruz ve bunu o mavi olan nodülü ve bir de radyoaktivitesi yüksek olan nodülü aldığımızda, lenf nodülünü aldığımızda tanı değerimiz %97'lere varıyor, %98'lere güvenilirlik oranı. Eskiden mesela tüm direkt olarak meme alınıyordu, koltuk altındaki tüm lenf bezleri alınıyordu. Ama bunu aldığınız zaman yaklaşık %27'lik bir hasta grubunda lenfödem dediğimiz kolda anormal şişmeler oluyor. Hmm. Maalesef teknolojinin, tıbbın bu kadar gelişmiş olduğu bir dönemde bile hangi kadında bu şişliği oluşabileceği konusunda bir tahminde bulunamıyoruz. Belki daha sonra bu konuda çok sayıda çalışmalar var. Çok sayıda çalışmalar. Ama hala elimizde güvenebileceğimiz, evet şudur, şu nedenledir diyebileceğimiz bir sebep yok. O yüzden de yapılan çalışmalarda Mehmet koltuk altındaki bezlerin tamamen alınmasının kanser hücresi yoksa ve bu kanser hücresi o lenf bezinin dışına taşmamışsa almıyoruz. Peki şöyle bir durum daha var. Ailesinde kanser, göğüs kanseri vardır. Kendisinde de topaklar var ama zararlı değil. Hani doktor diyor ki bu hastalara bazen, gel biz ne olur ne olmaz temizleyelim, alalım, senin için de rahat olsun. Buna nasıl bakıyorsunuz? Doğru bir yöntem olmaz, midir? Olmaz. Şimdi ailemde kanser vardır, ben gideyim aldırayım bu bezleri. Şimdi yok, böyle bir şey yok. Silikon taktırayım. Yok, şimdi silikona böyle, da değineceğim böyle birazdan. Şimdi bunu size şöyle izah edeyim. Biz cerrahız. Ben meme kanserleriyle uğraşan bir insanım. Bu konuya yani hakikaten eğilen, bilimsel açıdan eğilen bir insanım. Bir cerrah kasap değildir. Doktorlukla kasaplığı ayırt etmek lazım. Gerekli olduğu anda meme koruyucu ameliyatlar yapıyoruz. Mesela Angelina, bu hakikaten meme kanseri konusunda çok büyük bir duyarlılık oluşturdu. Ama neden? Onda alınma nedeni vardı. Şimdi genetik kanserlerde BRCA1, BRCA2 dediğimiz kanser, bu genetik testler yapılır. BRCA1'da her ikisinde de bu belli bir dönemde meme kanseri olma ihtimali %80'dir. Ve bir takım şüpheli hücreler gördüğümüzde bunlarda meme koruyucu ameliyat yaparız. Ne yaparız? Aynen bir portakal düşünün. Portakalın içindeki meyve kısmını alır gibi meme dokusunu çıkarıyoruz ve meme ucunu çoğu zaman da koruyucu, meme ucunu da koruyucu, içerisinde silikon ya da kadının kendi yağını kullanarak değişik rekonstrüksiyon yöntemleriyle aynı memeyi yapıyoruz. Ama tabii ki bu yine %100 korumuyor size. Hala %8'lik bir risk oluşmuş oluyor. %8'lik bir riski maalesef elimine edemiyoruz, ortadan kaldıramıyoruz. Yani bunu bu konuda çok dürüst olmamız lazım. %8 hala kadının riski olur. Hala o kadınlar bizim çok düzenli yıllık kontrollerimizde kalıyor uzun süre. Tabii bir de şimdi bu genetik olarak BRCA1, BRCA1, BRCA2, BRCA1, BRCA2 dediğimiz bu şeyler, genetik testler. Genetik pozitif testler nedir ve nasıl yapılır, ona da değinmek istiyorum. Bunlar da tabii ki bunlara da değiniriz. Şimdi bunlarda bu BRCA1 dediğimiz, 1 dediğimiz genetik test pozitif olduğunda yumurtalık kanseri oranı da %60'larda oluyor BRCA1'da. BRCA2 dediğimiz tip pozitifse onlarda %40 oranında yumurtalık kanseri de gelişebiliyor. O yüzden biz meme kanseri teşhisine konduğunda çok ciddi bir aile anamnezi alırız. Aile ağacında ne var ne yok. Birinci derece akraba, ikinci derece akrabalarında ne var ne yok diye. O yüzden de bunun çok güzel protokolleri vardır her ülkede. Tüm meslektaşlar bunun gayet iyi bilincinde. O tür ailesinde yüksek risk grubuna girenlerin mutlaka genetik teste tabi tutuyoruz. Ve bu genetik testler kandan yapılır, işte yapılan değişik ağız içerisindeki mukozadan alınan testlerle yapılır. Değişik şekilde yapılı var. GP'nize gidip bunu isteyebiliyor muyuz? Şimdi bunu GP'nizin size yaptırabilmesi için ailenizde olması lazım. Yani yüksek risk grubuna girmeniz lazım. Ya da işte maliyetinin ne kadar olduğu konusunda size kesin bir cevap veremem ama kendiniz cebinizden ödeyebilirsiniz. Yani ama tabii özel böyle yani bir ailevi anemnez, bir aile riski yoksa bunu yaptırmanın da hiçbir anlamı da yok bence. Ben yaptırtmazdım doğrusu. Peki. Hiçbir katkısı olmayacak çünkü. Tabii ki. Peki silikon taktıranlarda kanser riski nedir? Yani şimdi, ya da erken tanı olabiliyor mu yine? Şimdi şunu mümede açıkça söylemek istiyorum. Şu güne kadar yapılan tüm tanılarda
silikonun meme kanserine yol açtığına dair tek bir kanıt yok. Bunu gayet açık ve net söylüyorum. Silikon meme kanserini arttırıcı bir faktör değil. Ama nedir? Bir meme kanseri bir şey gelişiyorsa silikonlu memede teşhis etme daha zorlaşıyor. Çok daha zorlaşıyor. Yani normal bir memede, normal bir insanda mamografiyle, tanıyla, şununla bununla meme kanserini atlama riski, yani bir patolojiyi atlama riski %3, %4 ile 6 arasında, ama bir silikonlu bir insanda bu oran çok artabiliyor. Özellikle radyolojik olarak tanı neredeyse %30'lara kadar varabilecek bir yanılgı payı oluşturabilir deniyor. Ama tabii biz bunlarda da o yanılgı payını azaltabilmek için eğer hakikaten bir şüphemiz varsa, o zaman genç bir hasta yaş grubundaysa onlarda mutlaka manyetik rezonans istiyoruz. MRI istiyoruz. Meme MRI istiyoruz. Kanser her zaman kist olarak çıkmıyor. Yani o hani kişi işte testlerini yaptı, baktı, evet, elledi ama hissetmedi bir şey. Yine kanser olma. Olabilir tabii ki. Meme kanserinin ele gelmeyen şekli vardır. Tabii ki biz her zaman ağrıyı severiz. Nedir? Ağrı çünkü sizi doktora götüren bir etkendir. Bir bakarsınız ki ağrı nedeniyle gelmiş, bir o anda bir film çekiyoruz, böbreği çürümüş etmiş, ağrı olması hiç haberiniz olmayacak. Hani meme kanserlerinde de aynı şeyleri yaşıyoruz, ediyoruz. Bu nedenle de ne diyoruz? Kendi bedeninin farkında olmak. Mesela bize kadın geliyor. Diyor ki ben meme cildimin kalınlaştığını hissediyorum. Memem ağırlaşmış vaziyette. Memem o bememin bir belli bir bölgesinde, belli bir fokal bir odağında cilt kalınlaşması hissediyorum. Bu çok subjektif bir olay. Benim bunu hissetmem mümkün değil doktor olarak. Ancak işte ama bu sizin bedeniniz. Yani siz o nedenle kendinizin farkında olacaksınız. Ben bunu çok ciddiye almak mecburiyetindeyim doktor olarak. Bu değişikliği hissetmek tabii lazım. Yani tabii ki bu sizin bedeniniz. Insan. Yani neden? Yani ben hep şunu anlatıyorum. Öğrencilerime de ders verirken, işte muayene ederken, öğrencilerimi yetiştirirken, asistanımı yetiştirirken, bir bayan size böyle bir yaklaşımda bulunduğu zaman bunu çok ciddiye alın. Neden? Çünkü bu elimizde biz bunu oradaki kalınlaşma hissedemeyiz. Bu o kadının ise bu organ onun bedenine ait. Peki. O yüzden de çok ciddi olarak yaklaşmak gerekiyor. Bunun da en güzel yanı nedir? Muayene sırasında hastanıza daha fazla zaman ayırabilmek, hastanızı iyi dinleyebilmek, hastanızın ailevi anamnezini sorgulamasını iyi yapabilmek ve tüm bunları yaparken de hastada kendi kendini muayene etme bilinci, kendi bedeninin farkında olma içgüdüsünü, o yapıyı, o kafa yapısını yerleştirebilmek. Bu tabii kültürle de doğru orantılı bir şey ama her zaman da kültürle de doğru orantı olamıyor. Çok yani üniversite mezunu, akademisyen olmuş, öğretim üyesi olmuş, hocalık yapmış insanlar bile bakıyorsunuz kendi bedenini bir defa muayene etmemiş. Yani biraz ihmalkar mıyız? Valla bir ihmalkarlık var diye düşünüyorum yani. Biraz da kadercilik var diye düşünüyorum. İşte kaderimde alın. Abi bunlar alın yazısı değil. Allah insana akıl fikir vermiş. Tabii ki. Peki hangi durumlarda kemoterapi ve hangi durumlarda radyoterapi uygulanıyor? Şimdi meme koruduğumuz her ameliyatta, meme koruyucu ameliyatlarda, yani kanserli bir alan var. Diyelim ki memenin iç kısmında ya da herhangi bir kısmında. O bölgeyi çıkardıktan sonra biz her dokuyu mutlaka tabii mikroskop altında inceleniyor. Bir milimetrelik kanserli dokunun dışında o çevredeki alanda bir milimetreyi aşmayacak şekilde kanser hücresi yoksa biz onu kanserden arınmış bölge olarak kabul ediyoruz. O yüzden de her çıkardığımız kanserde çok iyi takip ediyoruz. Bize mikroskop söylüyor bunu. Tüm sınırlar kanser açısından temiz mi değil mi? İlk ona bakıyoruz. Neden? Bu çok önemli. Eğer bir milimetreyi altındaysa bu temiz alan, yeniden gidip o bölgeyi daha fazla doku çıkarıyoruz ikinci bir ameliyatla. Neden yapıyoruz bunu? Çünkü onu çıkarmadığınız zaman radyoterapi de yapsanız, kemoterapi de yapsanız, hormon tedavisi de verseniz hiçbir şey o kanserli dokunun çıkarılması kadar etkili olamıyor. Bir de tabii orayı çıkardıktan sonra mutlaka ışın tedavisi, yani radyoterapi veriyoruz. Neden? Çünkü tüm uluslararası çalışmalarda
radyoterapi verdiğimiz meme grubunda %33 oranında daha az recurrence dediğimiz, yani yeniden oluşma, nüksetme olayı azalıyor. O yüzden de mutlaka radyoterapi veriyoruz. Ne zaman kemoterapi veriyoruz? Kemoterapi iki şekilde veriyoruz. Bir, ameliyat öncesi dönemde. Ne zaman veriyoruz bunu? Ne zaman ki kanser dokusu çok büyükse belli bir alanda, ya da böyle aşırı kızarıklıkla başlayan bir kanser türü ise, enflamatuar kanser dediğimiz, alevli kanser dediğimiz halk dilindeki, o tür kanser dokularına mutlaka önceden kemoterapi veriyoruz. Bir azaltmak açısından tabii. Mı? Niye yapıyoruz bunu? Çünkü bir bakıyorsunuz o kocaman kanser %60 %60 hasta grubunda bazen tamamen ortadan kayboluyor. Hatta mikroskopla bile onu tayin edemiyoruz. Hatta son 2-3 yıldır tamamen böyle kemoterapi etkisiyle kaybolmuş kanserleri ne şekilde takip edelim diye o tür soru işareti oluşmaya başladı kafamızda ve bunları hangi grubuna ameliyat edelim, hangi grubuna ameliyat etmeyelim gibi trial'lar, bir takım çalışmalar başlıyor. Bunlar tabii zaman içerisinde öğreneceğiz, edeceğiz. Ve kemoterapi çok korkulacak bir olay değil. Kemoterapi tabii zehirdir diyorlar. Ve kanserli hastaların ölümüne neden olan ilaçlar da kemoterapidir. Herkes söylüyor. Ne söylüyorsunuz siz bununla ilgili? Şimdi ne düşünüyorsunuz? Tabii kemoterapi sonuçta iki ucu, iki tarafı da keskin bir bıçak. Yan etkileri var. Faydaları kadar yan etkileri de var. Bağışıklık sistemini de çökertiyor. Bağışıklık sistemini baskı altına alıyor. %1'lik bir grubunda kemoterapi görenlerin kanser olasılığı var. Ya da daha sonraki dönemde daha değişik kanserler ortaya çıkabilir. Bağışıklık sistemini baskı altına aldığı için. Ama yapmazsanız da tüm sistemde dolaşan kanser hücrelerini kontrol altına alamıyorsunuz. Biraz şans mıdır o zaman? Vallahi şans diyemiyorum ama tabii ki belki zaman içerisinde kemoterapiden kim daha fazla yararlanacak, onu tayin etme şansımız daha fazla olabilir. Mesela biz birilerine bir kanser tanısı koyduğumuzda, bir cerrah olarak, bir kanser uzmanı olarak benim en fazla üzerinde durduğum olay nedir ilk önce? Bu kanser östrojen hormonu, progesteron hormonu, Herceptin dediğimiz büyüme hormonu, epidermal growth factor dediğimiz büyüme hormonu pozitif mi değil mi? Neden bu Avrupa kadınında kanserli hücredeki hormon pozitifliği yüksek? Ancak %15 grubunda bu hormonlara yanıt çok zayıf. Ve bu nedenini bilmiyoruz halen. Bu hormonlara çok zayıf, hormon düzeyi zayıf olan, yani kanser hücresindeki hormon düzeyi, östrojen, progesteron düzeyi düşük olan kadınlarda kanserin daha agresif seyredebileceğini düşünüyoruz. Ve özellikle nedenini bilemediğimiz bir olay, Afrika kadınında bu hormonlara yanıt, yani kanser hücresindeki hormon düzeyi tamamen östrojenin negatif, progesteronun negatif olduğu, bu büyüme hormonunun negatif olduğu oran %35'lere kadar varıyor. Avrupa kadınında %10-15, Afrikalı'da %30-35'lere kadar varıyor. Bunun da çok nedenini iyiymiş, bilemiyoruz. Çok enteresan. Acaba şimdi şu konuda çalışmalar var. Biz bu kadınların, yani hormon yanıtı olmayan kadınları bir takım genetik indüksiyonlarla, kodlamalarla, bir takım şeylerle bu genetik kodlamayı ya da hormon düzeyini değiştirebilir miyiz? Çok değişik çalışmalar var ama çok daha iyi sonuçlar aldığımız şeyler, evet, diyor. Hepsi deneysel aşamada. Tabii. Ama tabii ki zaman içerisinde bunlar da olacaktır tabii ki. Olacaktı. Ben çok teşekkür ederim size. Bu akşam Sayın Naim Kadıoğlu'na ağırladık. Genç tabii izleyicilerine ki son olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi ben şunu söylemek çok istiyorum. Önemli bir bakın, konuya değindik. Yani bugün ben bunu, bu güzel konuşmayı rahmetli, o babamın en yakın arkadaşı olan rahmetli Takis Paçeris amcaya adıyorum. Ruhu şad olsun. Yani benim o ailemin elimden arazisi alındığında, ekonomik olarak çöküntüye girdiğim dönemde, o dönemde bana söylediği şuydu: bak oğlum, istediğin zaman gelebilirsin, sana şu kadar para ayırdım ve inanın ki bunu size tüm dürüstlüğümle söylüyorum, bana o dönemde önerdiği para
İstanbul Tıp Fakültesi'nde İstanbul'da 4 yıllık benim yaşayabilecek, bana ekonomik özgürlük sağlayabilecek düzeyde bir ücretti. Ve ne dedi biliyor musunuz? Bu parayı sizden hiç istemiyorum. Yani eğer bana ihtiyacınız olduğu anda gelip alabilirsiniz. Size, sana bu kadar para ayırdım. Yani bunu, şunu söylemek istiyorum. Yani insanları oymuş buymuş diye yargılamayalım. Kardeş olalım. Yardım edelim. Yardım bakın edelim. Size el uzatmışlar. Yardım edelim. Yani bakın ben o, ben de o dönemde 18 yaşında bir azınlık Türk'üyüm. Oradaki yönetim, junta yönetimi beni baskı altında bulunduruyor, ediyor. Benim o Taki amcanın, Takis Paçarız amcanın bende yarattığı öyle bir Fransız devrimi oldu ki, yani bu benim dünya felsefemi değiştirdi. Ve ben bunu her ortamda anlatıyorum. Her ortamda anlatıyorum. Yani böyle bir tüm dünyadaki Türklere bu mesajı veriyorum. Bulunduğumuz ortamlara iyi entegre olalım. Özbenliğimizi kaybetmeyelim. Bir insanı insan olarak görelim. Ve yani din, milliyet, ırk, renk hiç önemli değil. İnsan olalım. Ve yetiştirdiğimiz nesilleri de insan gibi yetiştirelim. Ve insanlığa hizmet etme aşkıyla yetiştirelim. Teşekkür tabii ederim. Hizmet edelim. Sizin gibi can kurtarıyorsunuz. İnsanlığa ışık tabii ki, tutuyorsunuz. Seve seve. Tıptan her zaman yararlanıyoruz ve ümidimizi yitirmiyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Umarım kanserin de çaresi bulunur diyoruz ve sizi ağırlamak çok güzeldi. Tabii ki Kıbrıs inşallah. Gençliği ekranlarında yine görmek isteriz. İleriki günlerde yine kanserle ilgili, meme kanseriyle ilgili halkımızı aydınlatmaya devam ederiz. Tabii ki. Çok yani teşekkür son, ederiz. Son nokta olarak lütfen kendi bedeninizin farkında olun. Mutlaka ayda bir kendinizi muayene edin ve bu kendi kendinizin doktoru olun. En büyük doktor insanın kendisidir. Evet. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ederiz Naim Bey. Evet, gelecek hafta madalyonun diğer yüzünde yepyeni konukla görüşünceye de kendinize iyi bakın, mutlu kalın, stresten uzak durmaya bakın, yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. En önemlisi sevdiklerinizle birlikte mutluluğun tadına varın. Gelecek hafta görüşünceye dek iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar.